Çocuklar, bizim geleceğimiz çocuklar. Depremden dolayı istisnasız o bölgede bulunan tüm çocuklar bir travma yaşadı ve şu an o travmanın içindeler. Bir çocuğun travmatik reaksiyon gösterdiğini nasıl anlarız? Genelde gözlemlediğimiz zaman ürkeklik hali, uyku problemleri, asabiyet, gerginlik, saldırganlık, agresif olmaları, hiperaktif olmaları ya da çok sessiz, içine kapalı halleri, bazı çocuklar duygularından kopar, yani ne acı ne de sevinci hissedebilir. Bu durumlar söz konusuysa bu çocuklara diğer videomda sayacağım ortamlar verilirse 4 hafta içinde bu travmalarını atlatmaları mümkün. Çocuklar büyüklere nazaran beyinleri travmayı çok farklı hallediyor. 4 haftadan sonra hala bu durum devam ediyorsa kesinlikle profesyonel destek vermek gerekiyor çocuklarımıza. Bazı çocuklarda travma kendini gecikmeli de belli edebiliyor. Yani ilk 4 haftada her şey gayet normal. Davranışlarında hiçbir şeyi gözlemlemeyebilirsiniz. Fakat 4 hafta sonra, 6 hafta sonra, hatta bazılarında 6 ay, 2 yıl sonra da olabiliyor. Buna biz post travma diyoruz. Hani gecikmeli travmanın semptomlarının kendini belli etmesi. Bu durumlarda da muhakkak profesyonel yardıma ihtiyaç vardır. Bir dahaki videomda neler yapılabilir? Çocuğun o travmayı hızla halledebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Travmatik bir çocuğa nasıl davranmamız gerekiyor? Bunun bilgilerini vereceğim. Görüşmek üzere. Destek ve yardımcı olmak istiyorsak ilk etapta bilgilenmemiz lazım. Lütfen bu videoyu çevrenizdekilere yayın, bilgilensinler ki ona göre hareket edebilsinler. Görüşmek üzere.